Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Ticaret Bakanlığı tarafından gelen yeni memur ataması hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bunların dışında yeni atamalar, yeni ilanlar gelmeye devam edecektir. Muhakkak diğer tüm atamalardan, memur alımlarından haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Bu emeklere karşı lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlarım. Evet öncelikle hangi dallarda alım olacakla ilgili önemli kısma değinmiş olacağız. Daha sonrasında başvuru şartları, genel şartları, özel şartları hakkında tek tek bilgi vermeye gayret göstermiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle 20 katına kadar aday çağrılmış olacaktır. 175 memur atamasının 3500'ü ilk aşamada ve daha sonraki süreçte ikinci aşamaya kalmış olacaksınız. Yazılı ve sözlü sınavla beraber sizler atanmış olacaksınız. Toplamda iki aşama mevcuttur. Öncelikle demiş olduğumuz gibi hangi bölümlerden atama olacak? Gıda Mühendisi bölümlerinden alım olacaktır. KPSS P2 ve P3 puan türünüz geçerli olacaktır. Bunun dışında ziraat mühendisliği alım olacaktır. Yine P2 P3 puan türü. Kimya mühendisliği alım olacaktır yine aynı şekilde. Tekstil mühendisliği, kimya veya biyoloji, hukuk, iktisat veya bunun dışında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme maliye gibi alanlar mevcuttur. Toplamda 175 kişi atanmış olacaktır. Sınava katılım şartları 35 yaşını doldurmayacaksınız veya en az 4 yıllık şu bölümlerden mezun olmanız lazım. Veya bunun dışında sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek bir durumda olmanız gerekiyor. TPS puanınızın 70 ve üzeri olması gerekiyor. Yazılı sınava katılabilmek için 80 TL sınav ücretini ödemiş olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yazılı sınav konularına baktığımızda yine sizlerin %40 alan bilgisi, %60 genel ekonomi bilgisi şeklinde sınava ayrılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Bunların haricinde biyoloji, hukuk, iktisat, kamu yönetimi gibi bölümlerden girecekseniz de eğer ayrı ayrı alan bilgisi sınavı yazmış durumdalar arkadaşlarım. Söz sınavla ilgili bilgiler aktarılmış, diğer bilgiler demiş olduğu başvurular 24 Ekim tarihinde başlayacak. 2 Kasım tarihinde sunarmış olacaktır. Sizler başvurunuzu kariyer kapısı aracılığıyla E-Devlet üzerinden yapmış olacaksınız. Sınav tarihi ise yazılı sınavınız 20 Kasım tarihinde olmuş olacaktır. Ankara'da sınava girmiş olacaksınız. Bunun dışında geriye kalan tüm kısımları açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden rahat bir şekilde ulaşımı sağlamış olacaksınız arkadaşlar. İnşallah hakkınızı hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.